75 istenmiş. 4 çarpı sinüs 75. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Eşittir diyorum. 4 çarpı sinüs 75 dereceyi 45 derece artı 30 derece olarak yazabiliriz. İkisinin toplamı 75 ediyor. Burada sinüsün toplam formülünü uygulamalıyız. Sinüsün toplam formülü de şudur. Yani sinüs x artı y'nin açılımı. Bu ifade sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y olacak. Yani sinüsün toplam formülü budur. Şimdi buna göre işlem yaparsak, şöyle olacak bizim ifademizin açılımı. 4 çarpı, şöyle parantez alalım, 4 dışarıda kalsın. Şimdi 45'in sinüsü. Sinüs 45 çarpı kosinüs 30 artı kosinüs 45 çarpı sinüs 30 olur. Şu açılımdan dolayı sonucumuz bu olacak. Şimdi 45 ve 30 derecenin sinüsleriyle kosinüslerini hesaplamamız gerekecek. Bunun için hemen bir tane 30-60-90 üçgeni çiziyorum. Şurası 90 derece, buradaki açı 30 olsun. Şurası 60, 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı kök 3. Bir tane de 45-45-90 üçgeni çiziyorum. Şu dik kenarlar 1, hipotenüs de kök 2 oluyor. Şimdi bu durumda şöyle eşittir diyorum. 4. Şimdi 45'in sinüsü. 45'in sinüsü. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 2 çarpı 30'un kosinüsü. Komşu dik kenar bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 artı 45'in kosinüsü. Komşu dik kenar bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 çarpı sinüs 30. 30'un sinüsü. Karşı dik kenar bölü hipotenüsten 1 bölü 2 olur. Şimdi biz normalde paydada kök olmasını istemeliyiz. Şu ifadeyi kök 2 ile bunu da kök 2 ile genişletebiliriz. Bunun sonucunda ifademiz şuna dönüşecek. 4. Şimdi kök 2 ile çarpınca yukarısı kök 2 olacak. Çarpı kök 3. Tabii şunun paydası 2 olur. Kök 2 çarpı kök 2. 2. 1, 2 de burada var. 4 olur. Artık şuna yapalım aynı işlemi. 1 çarpı kök 2. Kök 2, şunun payı 1. Kök 2'ler çarpılınca şurası 2 olacak. 2 de burada 4 olur. Şimdi biz şu dışarıdaki 4'ü içeri doğru dağıtırsak bu paydadaki 4'leri götürecek. Şöyle içeri doğru dağıtınca paydadaki 4'ler gidecek. Birinci ifademiz kök 2 çarpı kök 6, kök 3, kök 6. Bir yerde kök 2 çarpı 1'den kök 2 olur. Yani bütün işlemin sonucu kök 6 artı kök 2 olur.